Selamünaleyküm. Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar. Konya'mızın Yıldız Ekranı Kanal 42 televizyonunda dünyanın doğusundan batısından farklı kültürleri, farklı ülkeleri ekranlarınıza yansıttığımız Biz Bize Dünya programıyla karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta nasip olursa Balkanların Kartalları Arnavutluğu konuşacağız. Ben konuklarıma hoş geldiniz diyorum. Akif hoş geldin. Abdullah Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Merhabalar. hocam. Hoş bulduk Nasılsınız? hocam. İyisiniz İyi inşallah. sağ olun hocam. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Şükür biz de iyiyiz. Nasıl geçiyor günler? Hayat. İşte geçiyor hocam. İşte derslerle yoğun. Elhamdülillah. Abdullah Hocam sen nasılsın? Sen de Teşekkür iyisin ederim inşallah. hocam. Eyvallah. Sizleri gördük, daha iyi Programa olduk. tepkiler nasıl hocam? Vallahi güzel. Yani tanıdıklardan, seyircilerimizden. Seyircilerimizin izlenimi daha önemli tabii. Güzel de yorumlar alıyoruz. Bu arada hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz. Seyircilerimize de işte güzel bir program şeyi oldu. Bundan sonra devam ediyoruz. Eyvallah. Bugün güzel bir ülke daha tanıtacağız inşallah. Kartalların ülkesi Arnavutluğu tanıtacağız. Ve çok güzel bir ülkeyi tanıtacağız. İçli dışlı olduğumuz bir ülkeyi tanıtacağız. Ülkemizde de kardeş gibi gördüğümüz bir ülkeyi tanıtacağız. O yüzden Akif kardeşimizi de burada görmek memnun etti bizi. Teşekkür Sağ olun, ederiz. eyvallah. Ayaklarına Teşekkürler. sağlık. Akif'cim seni tanıyarak başlayalım istersen. Kimdir Tabii ki Akif de. Darda? İsmim Akif Darda. Arnavutluk'tan geliyorum. Konya'da KTO Karatay Üniversitesi'nde tıp fakültesinde okuyorum. 20 yaşındayım. 20 yaşındasın Aynen. maşallah. Maşallah. Nasıl oldu peki? Yani her gelen arkadaşımıza, kardeşimize soruyoruz. Yani Türkiye'ye gelme serüveni nasıl oldu? Türkiye'de üniversite okuma, eğitim alma. Ortaokulu Arnavutluk'ta bitirdim. İşte ilk başta Türkiye Diyanet Vakfı'nın yaptığı uluslararası öğrenci projeleri vardı. Orada başvurdum. Nasip oldu. Türkiye'yi kazandım. İlk başta gelmek istemedim açıkçası. Sonra cidden buraya geldiğimde daha fazla sevmeye ve burada üniversite hayatımı da geçirmeye karar verdim. Böyle hocam. İlk başta gelmek istememenin sebebi neydi? Yani özel Şöyle, bir durum yoksa? başka bir kültür, başka insanlar dil bilmeden nasıl iletişim kuracaksın, insanlar nasıl olur? İşte 14 yaşında bir çocuğun başka bir ülkede yaşaması zor bir şey. O sen liseye geldin buraya. Evet, Diyanet Vakfı'nın İmam aynen. Hatip. 14 yaşından beri buradasın yani. Evet. Ya bizim 6 Konya senedir. Mevlana İmam Hatip Evet, Mevlana Uluslararası Kayseri'de okudum öğrenci ben hocam. olarak Kayseri geldin. mezunusun. Evet, Sen Kayseri mezunu. Kayserisin, tamam. Tamam. Kayseri'deki Germirli miydi? Evet. Mustafa Germirli, değil mi? Tamam. Eyvallah. Peki nasıl burada Konya'daki Arnavutluk'tan öğrenci arkadaşlar kaç kişi var? Ne yapıyorsunuz? Görüşüyor musunuz onlarla? Yaklaşık 30 kişi civarında var Arnavut. Burada işte sürekli görüşüyoruz ama pandemi sürecinde çoğu ülkesine döndü ya da buluşamıyoruz. İşte kısıtlamalar falan. Öyle sürekli de fırsat buldukça buluşuyoruz, programları yapıyoruz. Programları yapıyorsunuz. Eyvallah. Peki o zaman Arnavutluğu tanıyarak başlayalım. Arnavutluk Olur. nerededirle başlayalım. Değil mi? Yani Yani coğrafi biraz biraz aynen. bilgi ver bize. Yani. Arnavutluk Avrupa'nın güneydoğusunda bulunan bir ülke. Nüfusu 3 milyon olan bir ülke. Komşuları kuzeyde Karadağ var. Kosova var. Doğusunda Makedonya, güneyinde ise Yunanistan var. Deniz kıyısı da var. İki tane denize kıyısı var. Kıyısında olan ülke İtalya. 78 kilometre civarında bir uzaklık var Evet, çok yakın. Baya İtalya'ya. yakın yani. O kadar. O kadar. Yani coğrafi olarak böyle diyorsun. Coğrafya Peki olarak. yani mesela konuk aldığımız ülkelerde şöyle bir durum oluyor işte. Yani doğusuyla batısı, güneyiyle kuzeyi arasında çok büyük farklılıklar olan ülkeler konuk aldık mesela. Arnavutluk'ta da böyle bir durum var mı? Yani bir tarafta Tabii. işte iklim Tabii. farklı, yukarıda farklı. Tabii ki var hocam. Arnavutluk'un %70'i dağlık bölge. %30'u kalansa işte deniz kıyısı olan Hani bölgede. 611 kilometre yani Evet. uzunlukta değil mi? Sahil kenarı yani bayağı bir Evet. sahili olan bir ülke. Güneyinde havalar sıcak, nemli oluyor. Kuzeyinde daha kuzey doğusunda daha fazla soğuk oluyor. Çünkü daha fazla dağlık bir Dağlık bölge. olduğu için karasal iklim. Evet. Hangi dağlar? Kuzeydeki dağlar.
Yani şu bize Balkanlardan gelen soğuk sizin oradan mı geliyor? Büyük ihtimal oradan geliyor. Oradan. Makedon dağlarından geliyor dağları. Yani. Korab dağı var. İşte Balkanların en büyük dağı. Oradan geliyor soğuk. Ya bayağı bir soğuk. Yani biz çocukluğumuzdan itibaren bütün seyircilerimiz de bilir. Hava durumunda Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası diye tarif edilir. Tamam, eyvallah. Peki tarihçe nasıl? Şöyle yani kısa tarihinden de bahsedebilir misin? Arnavut milleti aslında Plazlardan geldiğini düşünülüyor. Çoğu bilim adamı o yönde. Sonradan İlyalılar ismini alıyor. Bizanslılarla savaş oluyor. İşte o zamanlarda en meşhur olan deniz donanması. Arnavutluk deniz donanmasında bayağı ilerlemiş bir ülkeydi. Sonrasında 1385'te Osmanlı ile tanışıyor. Osmanlı oraya geliyor ve 435 sene civarında Arnavutluk'ta bir bağ kuruyor. Öyle diyelim. Son 1912'de bağımsızlığını alıyor. Osmanlı'dan ayrılan son toprak Arnavutluk oluyor. Evet. Sonrasında zor krizleri geçiriyor Arnavutluk. Ekonomi krizleri çünkü her taraftan saldırılıyor. 1913'te Londra konferansında orada Arnavutluğu şey yapıyorlar. Parçalamaya karar veriyorlar. İşte bugünkü Slovenya'yı Sırbistan'a veriyorlar. Makedonya'ya bir toprak veriyorlar. Yunanistan'a toprak veriyorlar. Karadağ'a aynı şekilde. Bu çok etkiledi ve 1938'de 28'de krallık oluşuyor. Ahmet Zogu krallığı başta oluyor. Ama yine de parlamento var. Bundan sonra İtalyanlılarla çok iyi ilişkileri oluyor. 3-4 yıl onlar herhalde zapt ediyor. Sonradan zaten oğlu doğuyor. 3 gün sonra İtalyan işgale geliyorlar. 1938'de işgale alıyorlar Arnavutluğu. Yani 2. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde o zaman. Ondan sonrası İtalyanları kovuyoruz hocam. Sonradan Naziler geliyor. Naziler geliyor. Rahat bırakmıyorlar. Bir rahat bırakmıyorlar yani. 44'e kadar adamı... Adamlar mesela bizim öldürdüğümüz her Alman için sizden 10 kişi öldürürüz ama biz onları daha fazla öldürdük. Tamam. Yani şöyle söyleyelim o zaman. Arnavutluğu kimse paylaşamıyor. O kadar seviyor ki herkes bir yerden çekiyor demek ki. Sonrası komünizm düşüncesi ortaya çekiyor. Enver Hoca ismiyle biri çekiyor ortaya ve Arnavutluk iş cumhuriyetini, öyle mi diyeyim, komünizm cumhuriyetini ilan ediyor. Almanlar tabii ki kovuluyor ve yeni bir dönem başlıyor Arnavutluk için. Komünizm. O da ilk başta Sovyetlerle anlaşmamız vardı. Ondan sonra Sovyetlerle bozuştuk. Gidip Çinlilerle anlaştık. Yine biz bir yerlerden yani, bağımsızlığımızı alıyoruz ama yani. Yani Arnavutluk o anda bütün ülkelerle diplomasiyi kesiyor. Kendisi komple ülkeyi kapatıyor yani, değil mi? Tek başına bir ülke. Yani şu ülke dışına çıkmak yasak, girmek de yasak. Evet. O iyiymiş. Yani kimse dışarıya çıkamıyor, kimse de ülkeye giremiyor. Tamam, çok ilginçlik kapalı. De var zaten değil mi? Şey de var. İlk ateist, dünyada ilk ateist devleti oluyor. 1963'te dünyanın ilk ateist devleti olarak ilan ediliyor. Dine karşı savaş açılıyor. Bütün monumentler, kültürel yerler, cami, kilisedir. Yani bu sadece İslam'a karşı bir saldırı değildi. Bütün dinlere karşı bir saldırıydı. Ve bütün eserler o zamanlarda yok edildi. Bir de dil ve tarih yeniden yazıldı. Yani bir sürü değişiklikler oldu o zamanlarda. Zor bir zamanda. Yani geçmişte olan bağı komple kesmek için bu şekilde bir çaba yapılıyor yani. Bir kültürel devrim. Aynı Çin'deki... Evet. Çin'in kültür devrimi gibi o zaman Arnavutluk'ta da bir uygulama yapılıyor. Tamamdır. Amaçları dinsiz bir Arnavutluk oluşturmaktı. Tamam. Sonra günümüz nasıl? 1991'de Arnavutluk rejimi Hoca'dan da kurtuluyor. Emir Hoca'dan kurtuluyor ve demokrasiye girmeye karar veriyorlar. O da zor bir süreç. 97'de
iç sıkıntılar oluyor. İşte bir de ilk göç oradan başladı. Arnavutlar komünizmden kurtulduktan sonra sürekli ülkede Avrupa'ya yerleşiyorlar. Çünkü cidden Arnavutluk çok ciddi ekonomik krizlerle karşı karşıya geldi. Çünkü hiçbir diplomatik ülke yoktu. Bize yardım edecek kimse yoktu o senelerde. Ondan dolayı böyle bir tarihe geldik. Şimdi ise bildiğiniz bir cumhuriyet. Evet. Ben mesela ayrıntılarda şunu okudum. Tabii 1940'lı yıllarda başlıyor Enver Hoca'nın hakimiyeti. 91'e kadar da devam ediyor. Evet. Aslında tabii daha önce vefat ediyor kendisi ama 91'e kadar da 3-5 sene yine onun rejimi devam ediyor. Evet. Ve orada ilginç tarafı da ülkedeki insanlar şunu diyor. Yani biz diyor yaşamamışız. Enver Hoca'yı hani severken sonradan kızmaya başlıyorlar. Bizi dünyaya kapatmış, bütün dünyadan habersiz kalmışız diye bir sefer kızıp ona göre de şimdiki düzen kuruluyor ve üniter bir parlamenter sistem oluyor. Dünya gelişirken Arnavutluk kapalı tutması tabii ki bir de savaş korkusu vardı Enver Hoca'da ve bütün yatırımı orduya yapıyordu ve nükleer bir saldırıya karşı yaklaşık bazı kaynaklara 200 bin, bazı kaynaklara göre 500 bin sığınak yaptı. Ha, bunker dedikleri bunker değil mi? Dediğimiz. Tamam. Ve her dağda yine de Arnavutluk'a giderseniz bunları görebilirsiniz. Valla biz gittik Mustafa Hocam'la beraber 2019'da. Ama hani çok şey yaptık, hiç denk gelmedi. Yani komple Arnavutluğu gezdik, bir tane mi denk gelmez? Yani o 500 binin arasında biz nasıl kaybolduk bilemedim. Belki ama yani 30 seneden fazla bir zaman geçti. Belki yani tepki olarak halkın da tabii tepkisi var. Enver Hoca dönemine tepkisi olduğu için. Belki büyük bir çoğunluğu yıkılmış da olabilir veyahut da işte farklı amaçlarla kullanılmış olabilir diye düşünüyorum ben yani. Bir tanesi müze olarak kullanılmış, onu gördüm. Evet. İzlediğim bir belgeselde ve diğerlerde birkaçı da kafe şekline çevirmiş. Hmm. Bazıları ticari fikir olarak kafeye çevirmişler. Bu şekilde kullanıyorlar. Ama 200 binin hepsini de görmek imkansız zaten yani öyle bir şey. Yıkılan da oldu tabii. Hmm. Ya çünkü tabii ki seneler geçtikçe yıkıldı. İşte bazıları işte dağın altında olduğu için tabii ki görülemez. Ve bazıları tabii gizli kaldı. Yani yeni keşfedilen de var. Hmm. Enver Hoca'nın yaptığı çoğu proje. Ya muhakkak önümüzdeki dönemlerde de çıkacaktır o noktada. Kısa bir etnik yapısından da hani bir şey yapabiliriz. Zaten yani, hani biz Arnavutluk diyebiliyoruz ama kısa mesela hani başka milletlerde yaşıyor mu ağırlıklı sadece Arnavutlar mı yaşıyor? Belli bir yüzdelik var mı? Mesela? %80-85 civarı Arnavut milletinin oluşuyor. Rumeliler var. Devletin kaynaklarına göre 20 bin 30 bin civarı ama bazı kaynaklara göre 120 bini geçtiğini söyleniyor. Yunanlar var %3 civarında. Onlar da güneyde bulunuyorlar. Biraz da Balkan olduğu için herhalde Sırp'tan, Makedon'dan, Karadağ'dan ufak ufak yani %1, %2, %3 i̇şte bunlardan var. İnsanlar değil mi? Evet. Peki Akif, şu anda mesela hani dedin ya Enver Hoca'nın uzunca bir süre yani bir ateizmle alakalı, komünizmle alakalı bir yönetim şeyi oldu. Peki bugün nasıl? Yani insanlarda dini yapı, şimdi söylediğin kadarıyla Enver Hoca döneminden önce kozmopolit bir yapı var. Yani bütün Balkanlar gibi yani Müslümanların, Hristiyanların bir arada yaşadığı, hatta belki Yahudilerin bile olduğu bir yapı var. Peki bugün nasıl? Yani bugün nasıl bir yapı var? %70-75'i Müslüman olan bir ülke. Kalan parçası ise işte güneyde en fazla bulunan Hristiyanlar. Ortodoks ve Katolikler var. Evet, sizde o ayrım var. Bektaşiler de var. Yani biz Bektaşiler bizden biraz ayrı tutuluyor. Yani evet. Sünnilerden çok ayrı tutuluyor. Hatta onların kendi kurumları var bizden ayrı. Evet, hatta. Evet, Tiran'da mesela özellikle Alevi cemaatin yani Bektaşi Alevi cemaatinin dünyada en büyük merkezi olan bir ibadet yerleri var. Evet. Yani cami olarak da kullanıyorlar herhalde ama onlar tabii ibadet şeklinde. Nasıl? Cemevi. Cemevi. Cemevi olabilir. Orada kapısında mesela kocaman işte resimler, silüetler, devasa yerler vardı. Biz orayı da görmüştük. Evet. Çok ilgimizi çekti. Yani hakikaten kutsal bir dağ var. Öyle. Aynen. Kutsal bina mı diyorsunuz siz ona? Yok, kutsal bir dağ var onların. Evet, oraya her sene işte bizim haç yaptığımız gibi. Haç dönemi gibi geliyorlar. Onlar da
Senede 800 bin civarı. Daha önce mesela hiç duymamıştım. Hakikaten çok şaşırmıştık yani bu kadar devasa bir yapının orada olması. Onlar Müslümanlardan ayrı tutuluyorlar. Yani kendileri bizden ayrı tutuluyorlar. Yani yerine göre değişebilir, evet. Yani devletten bunlar ayrı. Onların kendi konsulluğu var. Bizim Müslümanların ayrı. Şehirlere birazcık şehirleri soralım. Yani ana birkaç şehir. Biz mesela gittiğimiz şehirler daha çok işte Tiran, Elbasan, Berat çok hoşumuza gitmişti. İşkodra. Mesela başka çok önemli şehirleriniz ne var? Ondan sonra biraz kültüre doğru şey yapalım. Vaktimizi de güzel değerlendirmek açısından. Tiran var. Tiran başkent. En fazla nüfusun bulunduğu evet. Şehir. 1 milyon kişi var içinde. Tiran şöyle bir şehir. Hem doğuyu hem batıya gösteren bir şehir aslında. Evet, tamam. İstediğin hayatı yaşayabildiğin bir şehir. Modernlik de var. Eskiden kalan gelenekselcilik de var. Yani her ülkede olduğu gibi. İşkodra var. Tarihi bir şehir. Evet. Güzel işte Osmanlılarda vilayet olarak adlandırılan evet. İşkodra. Kalesi var. Çok güzel bir kalesi var. Gidilmesi. Mesela Berat'ta da vardı çok güzel kalesi. Ondan sonra işte Elbasan'da. Bunda tabi geleceğiz. Hani biz şöyle bir yüzeysel olarak seyircilerimize de kaç tane şehir hani olarak olduğunu söyleyelim. Evet. Kaç şehir var mesela? 36 şehir var. Maşallah. Ama bizim şehir yapımız daha şöyle küçük şehirler halinde. Hmm, dediğimiz tamam. gibi büyük şehir. 3-4 tane büyük şehir var. İşte dediğiniz gibi Tiran, İşkodra, işte Vlora var, Saran var. Bunlar büyük şehirler. Diğer şehirler küçük, hatta bazılarına kasaba denilebilecek kadar küçük. Yani bizdeki ilçe gibi o zaman, yani evet. ilçe nüfusu kadar şehir evet. nüfusları var, küçük şehirler var, tamam. Peki yani bu şehirlerde insanların yaşam şekilleri, yani mesela tarım, Arnavutluk bir daha çok tarım toplumu mu, sanayi toplumu mu, nasıl? Yani gelir kaynakları, temel gelir kaynakları vesaire nasıldır mesela Arnavutluğun? Şöyle turizm bayağı gelişmiş. Ama güneyinde daha fazla gelişmiş olan. Arnavutluğun nüfusu %30-%35'i bazı kaynaklara %40'a kadar çıktığını söylüyor. Köylerde yaşıyor, tarımla uğraşıyor. Aynı anda Vlora şehrinde gaz ve petrol işlevi oluyor. Bazı minerallerin bakırdır, kromdur. Mesela kromda bayağı bir önemi var dünya üzerinde. Kromun %30'u Arnavutluk'ta bulunduğunu söyleniyor. %30'u. %30'u. Dünya rezervinin %30'u evet. Arnavutluk'ta. O bayağı fazla. Gelir kaynakları işte genelde tüccarlık var. Arnavutlar iyi tüccarlar. Aynen. Bir de şey de var. Yani ülkenin ekonomisini ağırlıklı İnşaat birazcık ön planda evet. tutarken diğer taraftan da her bir aileden mesela Kosova'da bu vardı zaten evet. kardeş ülke olarak görüyorum. Çünkü aynı evet. millet zaten. Orada da mesela her aileden bir kişi işte gurbette Avrupa'da orada para yani akışı birazcık ülkenin ekonomisine de katkı evet. sağlıyor herhalde. Arnavutluk NATO üyesidir. 2009'da NATO üyesi ve Avrupa Birliği'ne aday bir ülke. Evet. Ve şöyle vizeler de açık bize. Ondan dolayı çoğu genç üniversite mezunu Arnavutluk'ta bazı fırsatları bulamadığı için gidip Avrupa'da çalışıyorsan evet. yine de Arnavutluk'a dönüyorlar. Yani gurbetçilik bir vatan şeyi var yani, aşkı var yani. Elinde sonunda o vatana geri dönülüyor değil mi? Herkes zaten kim ister ki vatandan ayrı kalsın. Evet, bazı durumlar öyle olabilir işte dediğim gibi rejim bayağı etki etmiştir Arnavutluğa. Ama şu an gittikçe Arnavutluk'ta yaşamayı tercih ediyorlar. Çünkü fırsatlar artıyor günden gününe. Evet. Hocam siz... Yani şimdi şey dedin, ben oraya takıldım. Dedin ki Arnavutların büyük bir çoğunluğun da ticaret şeyi vardır. Sen de Kayseri'ye geldin. Yani bir etkisi var mı Kayseri'yi tercih etmenin? Yani Kayseri'de de ticaret biliyorsun Türkiye'de. Evet. En meşhur Kayserililerdir yani ticaret konusunda. Kayseriler ayrı hocam. Yani cidden ayrı. Yani siz mi daha iyisiniz, Kayseriler mi daha iyi ticarette? Valla benim değerlendirmeme göre ben Arnavutları hala çözemedim ticarette. Yani cidden zorlar. Yani cidden çok iyi yapıyorlar. Kayseri'dekilerle daha iyi anlaşabiliyor gibi. Kayseri'dekiler tamam. Eyvallah.
Şimdi kültüre geçelim hocam. Senin sormak istediğin var mı? Ona göre biz de... Ya tabii şimdi yani muhabbet eksenli gidiyoruz. Mesela kültürel yapı nasıl Arnavutluk'ta? Yani geçmişten bugüne kadar, gelene kadar mesela kültürel yapı. İşte biz Arnavutlu mesela, ben Bursa'da görev yaptığım zaman da Bursa'da da vardı mesela. Arnavut göçmenleri vardı mesela. Yani bizden çok da uzak değil aslında. Balkan coğrafyasının genelinde olduğu gibi. Çünkü zaten bir tarihten gelen bir gönül bağımız var. Bugün o kültürel yapıyı koruyor mu mesela Arnavutluk? Çoğu bölge diyelim. Türkiye olarak çok yakın kültür olarak. Arnavutluk dediğiniz gibi zaten bağımız çok fazla olduğu için işte Kınan Gecesi'dir. O bizde var. Başka düğünler benziyor. Mesela Kına Gecesi'ne gelmek istiyorum. Mesela Kına Gecesi'nde kadınların yaptığı ayrı bir şey var. Bizde de Kına Gecesi çok önemlidir. Sizde bir de temenna diye bir ritüel var. Temenna ritüeli var. El öpme ritüeli var. İşte gelin, hanım, kayınvalidesi ve annesini böyle bir ritüel şeklinde elinde mendile gidiyor, el öpüyor değil mi? Böyle bir. Evet. Ve eve girince mesela lokum yediriyor geline ve kapıya bal sürüyorlar. Ha, bizde de mesela var. Bazıları çömlek kırıyor. İşte bizde fincan kırıyorlar. Tamam. Şöyle zaten kültüre gelmişken işte bunların dininden kalma. Mesela bizim bölgede Müslüman olmadığı halde domuz eti yemezler. Tamam. Ha, çünkü bu kalmış ya, neden yemiyorsun diyorsun? Bilmiyorum diyor. Yasak bize diyor. Yemiyoruz. Yani o zaman Arnavutluk'ta yani hiçbir şekilde Müslüman olsun olmasın domuz eti tüketimiyle alakalı bir kültürel olarak halen kalmış diyorsun yani. Artık fazlalaştı. Hristiyan toplumu da var. Hristiyan toplumu da var ve Avrupa'nın etkisi de var bizde. Artık çoğu bölgede yaygınlaştı ama küçük bölgelerde yani hala böyle modernleşmemiş diyelim hocam. Çok fazla modernleşmemiş. Yaşlılar falan yemezler. Şimdiki gençlik biraz daha farklı. Değişebilir tabii. Günlük hayat değişiyor. Evet. Diziler işte ne bileyim hayat o şey var. Bir de Kına Gecesi demişken bir de erkeklerin de Kına Gecesi var. Sizde. Ben oraya özellikle gelmek istiyorum. Çünkü bizde de seyircilerimiz de bilir. Çetnevir diye dediğimiz bir bekarlığa veda partisi diye bizde de mesela sokakta veyahut da işte erkekler kendi aralarında eğlenceleri var. Sizde mesela böyle ne diyorlar ona? Tavuk gecesi dedikleri bir şey var. Evet. Şimdi iki tane şey var. Hani ben çok ilgincime gitti. Onu da seyircilerimize de aktarmak isterim. Gidiyorlar işte kapı kapı dolanıyorlar işte teyzenin, amcanın, halanın evlerinde işte tavuk istiyorlar. İşte diyorlar ki tavuk verin. Ondan sonra onu tabii o gece işte eğlenceleri beraber yiyorlar. Ama benim daha çok ilgincime giden önceki adete göre tavuk çalınıyormuş. Yani gidiyormuş mesela işte hatta çalınan tavuk da özel. Yani mesela teyzenin kümesine gidiliyor. En değer verdiği, en sevdiği tavuk çalınıyormuş. Sonra işte bunu pişiriyorlar. Akşam tabii yediriyorlar. Ondan sonra da bak senin tavuğu yedirdik gibi de kızdırıyorlarmış. Sizde mesela bu kültür devam ediyor mu hala? Nasıl sizdeki? Köylerde devam ediyor ama artık çalmıyoruz. Artık çalmıyoruz. Gönlünü istiyoruz. Alabilir miyiz diye soruyoruz. Bir de kültüre gelmişken yine de şunu da söyleyeyim. Arnavutlar arası akraba evliliği olmaz. Evet, sizde bir de o var. Yani 7 kuşağa kadar. Sizde de mi 7 kuşak? Tamam. 7 kuşağa kadar biz evlenmiyoruz. Yani onlar senin kardeşin sayılıyor ve kız istemeye gittiğimizde illa soyunu sorarız. Tamam. Nereden geliyorsun? Mesela sizde de geçen konu kaldığımız kimde? Evet, 7 kuşağı. Mıktıbek. 7 dedesini biliyordunuz. 7 dedesi. Yani. Sizde de mesela de Secere'yi biliyor musunuz? Biliyoruz. Yani daha doğrusu annemiz, babamız daha iyi biliyor. Şöyle olabilir yani. 4 kuşak, 5 kuşak uzakta oluyor ve sen tanımayabilirsin. Gidip konuşursun bir kıza falan. Sonra da anlıyorsun akrabandır. Ondan sonra uzaklaşıyorsun. Peki şöyle bir şey oluyor mu mesela yani hani şimdi iki gönül ilişkisi sonra erkek veyahut da kadın işte hani birbirlerini beğeniyorlar işte ilk başta hani ya yedi dedeni bir say bakayım akrabalık var mı diye mi düşünüyorsun yoksa tamamen doğal olarak gelişip sonradan mesela akraba olduğu zaman geri mi tepiliyor? Nasıl oluyor? Siz daha önce söyleyeyim şeyler küçük. Küçük olduğu için hep çabuk tanınıyorlar. Tanınıyor evet. Ve genelde işte önceden oluyordu da şimdi o kadar fazla olmuyor. İşte annen araştırıyordu, baban araştırıyordu. Tamam, öyle. O şey var yani. Evet.
Evet, bir de ilginç tarafı Arnavut yemini. Yani biliyorsunuz Arnavutları tabii biz inatlığından biliyoruz. Bizim bazı bölgelerimizde de var. Bizde de inat. Karadeniz. Karadeniz'de özellikle. Yani. Benim geldiğim yerde de biraz Ermenek tarafında da biraz böyle inat tarafı var. Bize hani bir şekilde iç içe girmişiz. Sizde bir de Arnavut yemini var. Bu Besa diyorlar herhalde, evet, değil mi? Birazcık şöyle bir iki cümleyle bize onu da seyircilerimize aktaralım. Nasıl bir yemin? Yani sizde bir o inadın bir şeyi var mı, yoksa yemin ayrı bir şey mi? Evet, işte siz de dediğiniz gibi Türkçe'de Arnavut inadı deyin evet, var. Evet, öyle bir tabirimiz var. Şöyle Arnavutlar söz verdiğinde hep tutarlar. Yemin ettiklerinde hep tutarlar. Bunu Osmanlı'da da kanıtlanmıştır. Evet. İster İstanbul'un fethinde, ister Sultan II. Abdülhamid'in de korumaları, çoğu Arnavut evet, olduğunu söylüyor. Çoğunlukla Arnavut. Şöyle bir de Nazilerin, Yahudilerin zulmünden evet, kurtarmış. Evet, onu aynen. Hatta onlara sahip çıkmış olan bir devlet. Ya ama daha doğrusu şöyle diyebilirim. Ya aslında hani ben birazcık okudum. Yahudilere direkt sahip çıkmıyoruz. Yahudilere sığınıyor. Yani sönüyor. Bize kapınızı açın diyorlar. Hani öleceğiz diyorlar. Evet. Ve merhamet, hani aslında bunun niyeti yani evet, herhangi bir ırk değil. Tamamıyla merhametten ırkla, dolayı bize sığındığı için biz sahip çıkarız diye. Irkla alakası yok. Çünkü Arnavutluk'ta Yahudi yok ilk evet, başta. Ama şöyle Arnavutluk'ta şöyle bir kültür var. Elinde kapını açalan herkese açacaksın. Düşmanın, ister düşmanın olsun açacaksın. Ha, evine girdiğinde kan davası bile varsa yine de evine girdiğinde o zaman o senin misafirindir, dokunamazsın. Ve sizde sığınan tabii ki saldırılmaz. Ya da ele verilmez. Ondan biz de öyle bir şey yaptık. Çok sana güzel sığınanı hiçbir şekilde kanın canın pahasına da olsa koruyacaksın. Aynen. Yani bu aynen, mazluma sahip çıkma aslında. İster mesela yani. Biz biliyorsunuz Arnavutluk Sırplarla pek araları evet, iyi olmamıştır ya da Yunanlarla aynı şekilde. İster Sırp olsun ister Yunan da olsun bize sığınacaksa biz onu koruruz. Yani düşmanımızdır falan sığınmaya gelirse tamam deriz. Peki şu Arnavut inadı meselesini aslında bir şeye bağlayalım. Yani ben Arnavutların inat olmaktan daha ziyade kararlı olduklarını düşünüyorum. Yani yani şöyle. Yani kuru kuru inat. Yani kuru inat mı var yoksa kararlılıkla mı alakalı? Yani. Yani adam mesela şunu beyaz gördü. Bu kesinlikle beyaz deyip öyle bir inat mı var yoksa hani aslında bir şeye karar verdiği için onun arkasında durma açısından mı? İkisi var hocam. Ha, ikisi de var. Yani bu böyledir diyorsa öyledir diyor. Yani aklını değiştirmek çok zor olur. Hani bize hep çocukken anlatılır işte bir köprüde iki keçi karşı karşıya geliyor. Yani kendilerine yol vermiyorlar yani. Zaten sizde de o şey var o zaman. Zaten sembol olarak da bazı bölgelerde keçi olarak geçiyor. Yani, yani benim sevişler artık hocam. Yani, cidden bayağı inatçılar. Evet. Ve ama şöyle inatçılar ama boşuna böyle inat tutmuyorlar. Cidden de bir konu varsa onun sonuna kadar gitmeye kararlılar. Ama tabii bir de bu işin şu tarafı da var. Mesela Karadeniz kültürüyle alakalı da veyahut da işte bizim burada Konya'da mesela dağ köylerinin kültürüyle. Yani o inatçılığın aslında olumlu da bir tarafı var. Çalışkanlığa sebebiyet veriyor. Evet. Yani bakıyorsun bir işi tuttuğunda sonuna kadar götürmeye, başarmaya azmediyor. Yani muhtemelen sizde de aynı şekildedir. Yani belki yurt dışında bu kadar Arnavutların iş hayatında tutunmasının sebebi de bu çalışkanlıkları olabilir. Yani bu kararlılıkları olabilir diyelim. Hocam kıyafet konusuna da girelim. Evet, kıyafet yani konusuna girelim burada. Fes yani fes sizde de bu var. Yani bu biz plis diyoruz ona. Tamam. Plis bu İlyalılardan keçiden yapılmış değil mi? Evet, evet, keçi derisinden oluşuyor. Yani keçi derisinden. Bu keçinin bu keçe, artık bu keçeden herhalde ama. Yününden değil mi? Yününden, keçi yününden. Ha, yünün. Tamam yani, ama yünün ham maddesi keçiden. Tamam. Evet. Eyvallah. Nedir bunun özelliği? Yani bunu mesela şu anda aktif olarak kullanıyorlar mı? Yoksa sadece geleneksel olarak şey mi kaldı? Düğünlerde. Ses rahat olduydu da pliz olmadı. Şey, yok bu zaten Osmanlılar gelmeden önce vardı. Yani İlyalıların tamam, kültüründen, yani eski kalıntılardan bulabiliyoruz işte taşlarda çizilmiş şeylerden. Zaten plis sadece fes değil zaten. Aynen. Aslında kıyafetle bütünlenen bir evet,
yapısı var. Özellikle Kafkas bölgelerindeki gençlerimiz, arkadaşlarımız var mesela. Evet. Onlarda da hani bir savaşçı bir kıyafet var erkeklerde özellikle. O sizde de çok yakın. Yani neredeyse hani birebir tutuyor gibi. Sadece renkleri biraz farklıdır. Evet hocam. Kadınlarda da biraz daha işte hani bu daha çok geleneksel olarak devam ediyor herhalde ama düğünlerde falan gösteriliyor herhalde bu kıyafetler daha çok. Düğünlerde çok fazla gösteriliyor. İşte programlarda falan gösteriliyor ama şöyle köylerde, bazı köylerde hala giyen var. Evet. Ya da mesela başını örtme gibi bir eski ninelerde falan. Evet, yazma. Evet. Bizde yazma. Bu, onlar da var. Ama şimdiki genç kızlarda, genç erkeklerde sadece düğünlerde oluşan bir durum, yoksa genelde takmıyoruz. Evet hocam, vaktimiz tabi ilerliyor. Konuşacak daha aslında çok şeyimiz var. Biz tabi kısa sürede bunların hepsini işlemeye çalışıyoruz ama yemek bölümümüz var. Bir de gezilecek yerler. Ben özellikle oraları çok merak ediyorum. Hani geçen programlarda da gelen arkadaşlarımız da vakit olmayınca seyircimize de bunu aktaramıyoruz. Ben birkaç sana böyle yemek şeyi sorayım. Çünkü bizdeki gibi çok fazla var. Yani belki sayılacak 20-30 çeşit, 40 çeşit yemek var. Mesela bizimle benzer olan petla diye bir şey var. Biz de pişi olarak biliyoruz biz bunu Konya'da. Sizde petla olarak. Aynen. Özel günlerde falan da yapılıyor. Hatta genel özellikle şey duydum. Sözlenme noktası. Yani iki gencin sözlenmesinde mesela eşine dostuna nişanlı nişanda yapıyorlar. Yani böyle hala devam ediyor mu yani? Mahalleye dağıtıyorlar. Oluyor. Devam ediyor. Ama şimdi daha fazla yemekler, yani nişanlamada genel bir yemek oluyor. Tabii petla olmazsa olmazdı. Aynen. Diyelim. Arnavut börekleri çok meşhur. Yani zaten yani, Balkanlarda börek zaten meşhur ama Arnavut börekleri çok fazla. Arnavut böreği, yani sizin durumunuz gibi bizim böreğimiz var. Her yerde bulunur. Yani Tirana'ya gitseniz en fazla börek satılıyor. Yani tabii. Ve her türlü çeşidi var. İşte, aynen. Yani kabak, bağırsak, patlıcan, yani her şey var yani. Yok, böreğin yok içine yani. Ne varsa hepsi katıyorlar. Yani. Gibi yani tamam. Mantarıdır, patateslidir, peynirlisidir. Hani birçok çeşidi var. Mesela burada yakın olan samsa diye bir şey var. Bilmiyorum sizde var mı? Arnavut mantısı diye geçiyor. Bunu samsayı ben daha çok Doğu Türkistan ve Kırgızistan, Kazakistan bu bölgelerde duyuyorum. Ama sizdeki biraz farklı herhalde değil mi? Biliyor musunuz samsayı? Evet. Yani sizde yeniliyor mu? Bölgenizde. Bizim bölgemizde yenilmez. Ama duydum. Yani güneyde yeniliyor daha fazla. Kayseri mantısına benziyor biraz. Evet ama mesela kıyma yokmuş içinde. Aynen. Kıyma. Yoğurtlu yiyorlar ama bir şekilde hani bir mantı diye geçiyor. Bizim tafkosi diye bir şeyimiz var. Yani yoğurtla yapılan. Yoğurt ve kuzu eti oluyor içinde. Ona mantıya da benziyor az çok ama tadı tabii ki farklı. Aynen. Mesela Elbasan tava, Elbasan da işte kuzudan yapılan bir yemek çeşidi. Zaten bizde de bizde artık zaman, girmiş vaziyette Elbasan tava var. Filya var hocam. Filya vardı, evet. Vardı. En efsane böreğiniz sizin o değil mi? Aynen. Saatlerce pişen bir börek çeşidi. Saçta pişirilen ve cidden de yapılması zor, ustası gerekiyor. Neyse, bir dahaki geldiğimizde artık geliriz. Elbasan tava demiştim. Osmanlı saraylarında olan mesela bir yemekmiş. Bizi daha çok ilgilenen, daha çok Mustafa hocamla benim, çünkü bir hayalimiz var pandemiden sonra. Mişoriz diye bir pilav çeşidi bizim için. Arnavut pilavı. Yani biz şimdi her gelen öğrencimize bir soruyoruz. Pilavınız var mı diye. Çünkü Afganistan'ın, işte Doğu Türkistan'ın, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, her yerin bir Afganistan'ın işte her yerin bir pilavı var. Sizde de böyle bir şey var. İnşallah böyle pandemi bittikten sonra bir pilav yarışması yapalım da. Tabii ki. Sizi de davet edelim. Bir de siz yapın bize pilavınızı inşallah. Bizim baklavamız da var hocam. Ha, baklavanız da var. O da iyiymiş. Yani onun yarışmasına da girebiliriz. Ve diğer tabii birçok şey var. Mesela bize yakın olanlardan ben birazcık yazdım. Tarhana var mesela. İşte sütlü Arnavut tarhanasıymış. Bunu sütlü yapıyorlarmış. İşte kaymaçina varmış. İşte sodalı ekmek varmış. Ulusal içecek olarak da bozayı duydum. Evet. Oradan hatta senden bir anekdot bekliyorum. Yani İstanbul'da da biliyorsun boza çok bilinen bir şey. Türkçe'nin bir sözü var Türkçe'de. Deyim.
Bozayı Arnavut yapar diyor. Yani Osmanlı'da da Bursa'da daha fazla boza yapıyorlarmış. Cidden de Arnavutluk'ta işte kafilerde falan bulabilirsiniz bozayı. Yani güzel bir tadı olan. Ben bozanın ötesinde Türk kahvesini, Türk kahvesini Arnavutluk'ta çok çok iyi yaptıklarını duydum. Yani evet. Var mı bunun şeyi? Evet. Türk kahvesi mesela aynı şekilde, aynı sunum tarzıyla vesaire gitsek bulabilir miyiz yani Arnavutluğa? Arnavutluk'ta şu an kahve kültürü çok gelişmiş tamam. olan bir ülke. Yani şöyle sizin çayınız olduğu gibi bizim kahvemiz var. Ayrıca bir de sadece Türk kahvesi açısından değil, İtalyanların da etkisi var. Yani biliyorsunuz İtalya'da tabii. dünyanın hani en iyi kahve tüketen ülkelerinden bir tanesi ve evet. sizde de o kültür çok fazla var. İtalya'da bulunan yaklaşık 1 milyon Arnavut var. İşte önceden Osmanlı'dan ayrılmış olan bir bölge vardı İtalya'da. Hı. İşte Arnavit olarak adlandırılır. Arnavitler. Orada işte kalıyorlar. Sonra geliyorlar işte Arnavut'un yazın geliyorlar genellikle. Hı. Kahve kültürü de çok gelişmiş dediğim gibi. İşte sabah kahvesini içmeden evden çıkmaz ya da hemen gidip bir kahveye gider, öyle içer, öyle işine gider. Kahve o içmeden işini başlamaz. İşten geldikten sonra da içer, akşam da arkadaşlarla içer. Yani mesela börekçilerden çok balık restoranları, özellikle İtalyan, hatta pizzacı çok çok fazla gördüm. Hani evet. orada da tattık, hakikaten İtalya'daki lezzeti evet. tutturuyorlar yani, o konuda da şeyimiz var. Evet hocam, yemek konusunda da şey yaptık. Vaktimiz de daralıyor. Sürekli böyle. Şöyle yapalım. Yani Arnavutluğa gezmeye gidecek birisi neleri görmeden dönmesin? Yani hangi şehirleri, neleri görmeden dönmesin mesela? Buradan Arnavutluğa ziyarete gidecek seyircilerimizden varsa mesela. Havalimanına indiniz. Tamam. Diyelim. Tirana. Şu an Tirana'ya indiniz. Tirana inelim. Tirana'ya gezmeden olmaz. Çok güzel bir şehir. Tarihi yerler fazla yok ama yaşam tarzı çok güzel. Orada bildiğim ondan kadarıyla sonra, güzel İskender Meydanı var. İskender Bey Meydanı var. Ethem Bey Camii çok önemli herhalde. Evet. Saat Kulesi var Osmanlı'dan evet. kalan eserlerden. Sonra ondan sonra İşkodra'ya gidebilirsiniz. Çok yani şöyle Avrupa'da hem denizi hem nehri hem de gölü olan bir şehir. Evet. Öyle bir şehir. İşte kaleleri var. Meşhur olan Rozafa Kalesi. Orada mesela Kurşunlu Camii çok hoşuma gitmişti. Evet. Tabii biraz buradan TİKA'daki yetkililerimize de belirtelim. Hani sonuçta bizim değerlerimiz. Evet. Hani restorasyona ihtiyacı var ve oranın muhteşem bir görüntüsü var. Evet. Muhakkak oraya da bir el atılmasını buradan da rica edelim inşallah. Son görüşmede zaten haberlerde görmüşsünüzdür. Arnavutluk Başbakanı Sayın Cumhurbaşkanımızla buluştu ve bu konu da ele alındı. İşte Kültür Bakanlığı aralarını anlaştılar, onu restore edeceklerini söylediler. Yani restore edilmesi başladı şu an. Vallahi güzel. Güzel, sevindirici bir gelişme o zaman yani. İşkodra gerçekten güzel bir şehirdi yani Balkanlar turunun. Yani en akılda kalan şehirlerindendi yani. Ama ben Berat'ı sormak istiyorum. Çünkü yani. Berat çok muhteşemdi. Arkamızda Berat'ın da resmini aldık. Berat'a hayran kaldık. Yani bizim buradaki Amasya şehrine neredeyse kopya gibi bir Amasya, Safranbolu. Yer. Berat Kalesi ayrı bir güzeldi mesela. Kısa kısa şöyle Berat'ı da önemini senden duyalım. Berat antik şehir. Yani milattan önceden varlığını devam ettiren bir şey. Bizans, Roma zamanından kalan kalıntılar da var. Bizans, Osmanlı. Orada işte bunların, bu kültürün kesişimini de görebilirsiniz. Binaların dağda gözükmesi, Osumi nehri var. Evet. Doğal güzellikleri. Doğal güzellikler demişken bütün Arnavutluk zaten yeşil bir ülke. Aynen. Bayağı yeşil. Dağlık olduğu için yeşil de oluyor. Onu biz Durres civarına, Durres şehri civarında neydi? Gujiraj diye bir şehir var. Şehir veyahut da kasaba vardı. Biz onu orada gördük. Orada tekrar 1400-1500'lü yıllarda yapılan bir taştan yapılan bir cami vardı. İçine giremedik, kapalıydı. Ama içine hani etrafında birkaç resim aldık.
Yani şöyle söyleyeyim, onun bir terası var. Terasından bir bakıyorsunuz komple Arnavutluk yemyeşil, önünüze vadi gibi bir serilmiş. Evet. Gölleri görüyorsunuz, denizi görüyorsunuz. Muhteşem bir görüntüsü vardı. Avrupa'da en yüzdelik olarak, en böyle dokunulmamış doğa Arnavutluk'ta bulunuyor. Evet, evet. Hatta Arnavutluk'un en geç nüfus, Avrupa'da en genç nüfus sahibine sahip olan bir ülke. Evet. Yani nüfus oranı evet. En genç olan Arnavutluk'ta. Evet. Tamam. Bunun yanında işte ben mesela hani biraz tabii şey yapmıştım. Özellikle Fier'de Tanrı Apollon'un antik kenti varmış. Evet. UNESCO tarafından korunan dünya mirasında. Ayrıca Butrint antik kenti var. O Dursi'de. Bu Seranda civarındaymış. Yani biraz da güney, Yunanistan tarafına yakın. Bir de not aldığıma göre mesela Ergir'i çok merakımı uyandırdı. Biz tabii çok güneyde kalınca gitmedik. Yani uzak diye. Taşların şehri diyorlarmış. Evet. Arnavut kaldırımı değil mi de o şehirden geldi. Arnavut kaldırımı o evet. Şehirden çıkan bir şey. Arnavut'ta... Bizim de tabii şarkılarımız var yani. Özellikle 90'lı yıllarda Arnavut kaldırımı diye meşhur bir şarkı var. Şöyle İlyalılardan itibaren zaten Arnavut'a yol yapmada ustalardı ve taşların şehri adlandırılan Cirokastra Ergili Türkçe'de baya böyle hala o kalıntılar var, hala devam ediyor. Sadece o şehirde değil, çok şehirde var ama evet. En fazla bulunuyor. O şehrin bir de özelliği şu, hani Romalılar etki bırakmış, Bizanslılar etki bırakmış, Osmanlılar gelmiş, onlar etki bırak, yani gelen her bir medeniyet muhakkak bir şey bırakmış gitmiş. İnşallah bir dahaki sefere orayı da görmek nasip olur diyelim. Bir de Avlonya var herhalde değil mi? Vlore. Avlonya. Avlonya. Avlonya bizde de. Evet. Orası yani... biraz da artık sanayiye kaymış herhalde değil mi? Petrol, işte doğalgaz. Ama şöyle bir de bu var. Zaten dünyanın ünlü gazeteleri, dergileri bu şehirleri öneriyorlar. En güzel şehirlerden diye. Çünkü dediğim gibi doğası ve dediğiniz gibi 613 kilometre bir deniz kıyısı var ve çoğu dokunulmamış. Ve deniz çok temiz. Yani Avrupa kıyasla denizleri dokunulmamış ve çok temiz bir suyu var. Tamamdır. Evet, son olarak artık dakikamız bitti. Son olarak tabii seyircilerimize de aktarmak istedim. Edebiyat konusunda da çok önemli bir şahıs var. Evet. Özellikle Ali Samiye'nin, yani Galatasaray'ın kurucusunun Ali Samiye'nin de babasının ismi. Sen bize şöyle sadece bir iki cümle anlatırsan kapanışı da o şekilde yapalım. Şemsettin Sami var. Türkiye'nin Türkçe olarak ilk ensiklopedisini yazan, hatta sözlüğünü yazan. İlk roman. Hatta Türk Edebiyatı'nın ilk romanını yazan. Ve zaten sözlüğünü de yazan o. Bir de tabii ki bunu söylemeden olmaz. Mehmet Akif Ersoy'umuz var tabii, edebiyatta. O bizim için çok önemli ama kendisi tabii Kosova İpekli olduğu için biz aslında onu hani Kosova, Kosova kontenjanımıza kullanalım istedik. Ama zaten Arnavut, hatta Arnavut'un şiiri var. Tabii, tabii. Yani millet dediğimiz gibi milletimiz aynı. Ya biz de gururlanıyoruz onu Arnavut'um dediğin tabii. Zaman o şey var. Evet hocam yine zoraki sıkıştırdık programımızı. Teşekkür ederiz. Hocam teşekkür size tekrardan eyvallah. Akif'cim ben de teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Senin ağzından, dilinden Arnavutluğu dinledik. Teşekkür ediyoruz. İnşallah. Evet kıymetli seyircilerimiz, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programda başka bir ülkeyle karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet kalın. Sağlıcakla kalın.